Ne yapsam kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah Karakaya. Bugün sizlere format nasıl atılır onu göstereceğim. Daha önce video paylaşmıştım. Flash belleğe Windows nasıl yüklenir? Rufus programıyla nasıl yüklenir diye bir video paylaşmıştım. Şimdi flash belleğe attıktan sonra biz bilgisayarımızın bazı parçalarını değiştirdik. Hard diski değiştirdik. CD-ROM yuvasına hard disk taktık. SSD'yi taktık. Ondan sonra şimdi format menüsüne geldik. Format nasıl atılır? Onu göstereceğim. Her bilgisayarda tuşlar farklı olabiliyor. Şimdi bilgisayarımızı açıyoruz. BIOS menüsüne girmek için biz F2 tuşuna basıyoruz. F2 tuşuna bastığımda BIOS menüsü gelmiş oluyor. Burada Security'de en altta Security Boost menü yazıyor. Bura Disabled olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bot menüsü var. Burada bot menüsünde sizin flash belleğiniz hangisiyse onu seçiyorsunuz. Benimki Toshiba olduğu için bu orta kısımdaki Toshiba'yı seçiyorum ve üste alıyorum. İlk önce onun açılmasını istiyorum. İşletim sistemi Windows'u başlattığımda ilk önce flash bellek başlasın. Flash bellek başladığında da zaten format menüsüne gireceğiz. O yüzden buna tıklıyoruz ve Windows şeyiyle yer değiştiriyoruz, yani üste alıyoruz. Bu Toshiba'nın şeyi üste oluyor. İlk başlarken Toshiba ile başlayacak. Yani bu şekilde ayarladıktan sonra buraya Save ve Ekit diyoruz. Bu şekilde okeyliyoruz ve bilgisayarımız kapanıp yeniden açılacak ve flash belleği okuyacak ilk önce. Yani sizin flash belleğiniz bilgisayar takılıyken sonradan flash belleği takarsanız bu bir önceki menü de göstermez. Eğer bilgisayar açmadan takarsanız direkt flash belleği görecektir. Burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Zaten Türkçe seçili. İleri diyoruz. Şimdi yükle diyoruz. Ve kurulum ekranı gelecek. Kurulum başlıyor. Biz burada ürün anahtarı istiyor. Ürün anahtarımız şu anda yok. Daha sonra gireceğiz. Ürün anahtarım yok diye geçiyoruz burayı. Siz bilgisayarınız hangisini kurmak istiyorsanız, ben Windows 10 Pro'yu kuracağım ve Windows 10 Pro'yu seçiyorum. İleri diyorum. Burada lisans koşullarını okeyliyorum. Tekrar ileri butonuna basıyorum. Windows'u ben alttakini seçeceğim. Gelişmiş seçeneği seçeceğim. Özel. Buradan zaten disklerimiz çıkıyor. Şimdi sizin bende şimdi iki tane disk var. Biri SSD disk, biri hard disk. Sizde de aynı şekilde şöyle yaklaştırayım kamerayı. Sizde de bu aynı şekilde iki tane disk varsa ve bunların hangisi hard disk, hangi SSD olduğunu bilmiyorsanız zaten burada şey yapmanıza gerek yok, şaşırmanıza gerek yok. Şimdi biz bunların hepsini sileceğiz. Sil diyorum. Evet diyorum. Sil. Tüm bölümleri siliyorum. Tüm bölümleri sildikten sonra iki tane alan veriyor bana. Yani birisi hard disk, bunlar silinmiyor artık. Çünkü bunlar iki tane ayrı hard disk olduğu için. Yani bunu anlatmaya çalışıyordum size. Şu gördüğünüz üstteki benim SSD'm. SSD disk, alttaki de hard disk. Yani ben buraya Windows'u SSD'ye kuracağım. Yani Windows daha hızlı açılsın, daha hızlı gireyim diye. Şimdi hard disk bölümünü, SSD bölümünü seçiyorum. Ve burada yeni alan diyorum. Burada Windows'un kendine ayıracağı bir alan oluşturacak. Geri kalanında hard diskimin yükleyeceği bir alan olacak. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Ve burada bir alan oluşturuyor. Şu bölüm 100 MB sisteme ayırıyor.
Bu belirli bir şey ayrılmış megabayt ve şuradaki bizim SSD diskimizin olduğu, yani Windows'u kuracağımız yer burası. Şimdi şu diskimi de yeni diyorum ve bu diskimi de tamamını oluşturuyorum veya tamamını oluşturmadan ben kendime biraz dosya boyutu ayırmak istiyorum. Şuraya baş tarafına biraz şöyle 100 küsür GB ayırmak istiyorum. Şimdi 150 GB benim depolama alanı olarak bir ayırdım. Kendime şu geri kalan kısımda tamamını da normal ayırıyorum. Yani bu şekilde olacak. Ben kendime göre ayırdım. Siz isterseniz iki tane ayırabilirsiniz. Bir tanesi SSD'niz olabilir. Bir tanesi de C ve D şeklinde olabilir. Ben kendime bir 150 GB'lık bir alan ayırdım. Bu alana da resimlerimi, belgelerimi, dosyalarımı atacağım. Yani format attığımda bu alan farklı şey kalacak. Yani benim format attığımda bu alana format atılmamış olacak. Ve dosyalarım bilgisayarımda devamlı kayıtlı olacak. O yüzden bu bölümü ayrı tutuyorum. Şimdi ben burada tekrardan şu bölüme geliyorum ve buraya ileri butonuna basarak hard diskimi yüklemek istiyorum. Yani SSD diskime Windows'u yüklemek için oraya tıklıyorum ve burada Windows yükleniyor. Evet, çok basit bir şekilde hemen hızlı bir şekilde kurdu bilgisayarımız. Şimdi burada bölge olarak Türkiye'yi seçiyoruz. Devam butonuna basıyoruz. Burada Q klavye. Evet diyoruz. Hayır pardon. Biz ehliyetten bir ikinci klavye istemiyoruz. Atla diyoruz. Şimdi A bağlantısı. Benim kendi kanal şeyime bağlanıyorum, Wi-Fi'me. Wi-Fi'me bağlandıktan sonra ileri butonuna basıyorum. Kişisel kullanıma yönelik olanı seçiyorum ve ileri diyorum. Burada benden e-postamı istiyor. E-postamı giriyorum. E-postamı girdim. Şimdi benden de tekrar pin oluşturmamı istiyor. Bir pin oluşturacağım. Basit bir pin oluşturacağım. Şimdi burada cihazla ilgili bazı ayarlar var. Bunlar sizin bilgisayarınızı yavaşlatabilir. Yani arka planda çalışır, bilgisayarınızı yavaşlatır. Bunları ben gerek duymuyorum. O yüzden cihazımı bul, konum özelliklerini bunları kapatıyorum. Mürekkep oluşturma ve yazma. Bunları da kapatıyorum. Reklam kimliğini kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum.
Buradaki tüm ayarları kapatıyorum. Kabulite basıyorum. Devam ediyorum. Burada birkaç tane seçiyorum. Kabul deyip devam ediyorum. Burada Android telefonunuzu bilgisayardan kullanın demiş. Daha sonra anımsat diyerek geçiyorum burayı da. İleri. Dosyalarınızı yedekleyin diyor. Şimdi ben Windows için erişim verildi. Deneme sürümü veriyor. Deneme sürümünden sonra kredi kartı isteyecek. Ve kredi kartından otomatik çekecek. Şimdi devam dediğimde benden kredi kartı bilgileri isteyecek. O yüzden iptal diyeceğim. Şimdi siz görün diye buraya girdim. Bakın şimdi buradan kart bilgileri istiyor. Kart bilgilerini girdikten sonra bir sene ücretsiz, ondan sonra otomatik ben kredi kartınızdan sizden bu program üzerinden para kesiyor. Ben bunu reddet diyorum ve devam ediyorum. Format işlemimiz tamamen bitmiş bulunmakta. Burada gördüğünüz gibi bilgisayarımız açıldı. Herhangi bir sorunumuz yok. SSD diskimizi kurduk. Ve bilgisayarımız bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.